Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf Atay yayınları sayfa 101, 102 ve 104'teki çalışmaları yapmış olacağız. 101. sayfadaki alışmamalar kısmıyla başlamış oluyoruz. İlk sorumuza baktığımızda yandaki tabloda bazı işlemler verilmiştir. İşlemlerin sonuçlarını tablodaki uygun yerlere yazınız demiş. Bakın kesirlerle bölme işlemiyle alakalı bir kısım diyoruz arkadaşlar. Birinci ifademize baktığımızda bölme işleminde birinci ifadeyi aynen yazıyoruz. Burada 5'i kesirli olarak 5 bölü 1 şeklinde yazalım. Doğal sayıları da altında gizli bir vardı unutmayalım. 5 bölü 1 yazdım. İkinciyi ters çeviriyoruz arkadaşlar. 25 ile 4'ün yeri değişiyor. 4 yukarıya 25'i aşağıya yazıyoruz. Ve bölme işleminde çarpma işlemine dönüştürerek işlem yapılır. Tekrar söylüyorum. Birinci ifade aynen yazıldı. İkinci ifade ters çevrilip çarpma işlemi yapılarak bölme işleminin sonucuna ulaşılır diyoruz. Burada ister çapraz şekilde sadeleştirme yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz sonucu bulduktan sonra sadeleştirme yapabiliyorsunuz. Sonucu bulalım sonra sadeleştirme yapalım. 5 kere 4 20 paylar kendi arasında çarpıldı. Paydalar kendi arasında. 25 ile 1'i çarptığımızda da 25 yapar. Paydalar da kendi arasında çarpmış olduk. Şimdi sadeleşiyor arkadaşlar. Bu ifade bu şekilde yazsanız doğru cevaptır. Bu sıkıntı yok. Ama genelde testlerde sadeleşmiş hali olur. O yüzden sadeleştirerek yazmakta fayda var. 20'yi 5'e bölebilirsiniz. 5 ile sadeleştirebilirsiniz. 4. 25'i 5 ile sadeleştirebilirsiniz. 5 oldu. Yani sonucumuz 4 bölü 5 olarak karşımıza gelmiş oldu diyoruz. Birinci işlemimizin sonucunda. Bu şekilde sadeleştirmelere mutlaka alışalım. Testlerde karşımıza sadeleşmiş haliyle gelir diyoruz. İkinci işleme geçtim. 7 bölü 4'ü aynen yazıyorsunuz. İkinciyi bu normalde altında gizli bir var. Doğal sayı olduğu için. Ters çevirdiğimizde 7 bölü 1 ters döndüğünde 1 bölü 7 olur. Ve çarpma işlemi yapıyoruz. Bakın bunu da çapraz sadeleştirme yöntemiyle yapalım. Şu şekilde çapraz sayılar sadeleşebilir. Bunu 7'ye böldüm 1. Bunu 7'ye böldüm 1 oldu. Şimdi kalan sayıları çarpıyorsunuz. 1 kere 1 1 yapar. 4 ile 1'i çarptığınızda da 4 yapar. İkinci işlemimizin sonucu da 1 bölü 4 olarak karşımıza gelmiş olur diyoruz arkadaşlar. İster çarpmayı yaptıktan sonra sadeleştirme yapın. İsterseniz bu şekilde işlem sırasında çapraz şekilde de sadeleştirerek sonuca ulaşabildiğinizi göstermiş olduk. Şimdi üçüncüyü çözüyoruz. Şöyle böldüm. Bu birinciydi. Bu ikinci. Üçüncüyü de şuraya çözelim arkadaşlar. 8 bölü 3'ü aynen yazdım. İkinciyi ters çeviriyorum. 6 bölü 5 oldu ters çevirdiğimizde ve çarpma işlemi yapıyorum. Yine isterseniz 3 ve 6'yı çapraz sadeleştirebilirsiniz. Bakın 3 ve 6 sadeleşiyor. İsterseniz çarpmadan sonra sadeleştirebilirsiniz. Bir şey değişmez. Ama öncesinde sadeleştirmek sizin için işlem kolaylığı sağlar. Bunu 3'e böldünüz 1. Bunu 3'e böldünüz 2 kaldı. Kalan sayıları çarptığımızda 8 kere 2 16. 5 kere 1 5 yapar. Cevabımız 16 bölü 5 olarak karşımıza gelmiş oldu. Bu şekilde çapraz sadeleştirme yaparsanız işlem kolayca sonuca ulaştırmış olur. Aksi halde 8 kere 6 48, 5 kere 3 15, 48 bölü 15 sadeleştirmesi sizin için daha zor olabilir diyoruz arkadaşlar. Biz bu şekilde birinci soruyu tamamlamış olduk. En sade halleriyle cevaplarımızı vermiş olduk. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Burayı temizledim. Sizler durdurarak işlemleri tamamlayabilirsiniz. İkinci sorumuza demiş ki 4 bölü 7 kesrinin çeyreğini bulunuz. Şimdi bir ifadenin çeyreği demek arkadaşlar. Bir ekmeğin çeyreği 4'te 1'idir. Yani bu ifadeyi 4'e bölmemiz lazım. Çeyreğini istediğinde. O zaman 4 bölü 7'yi bölme işlemi yapacağız. 4 parçaya yani 4'e böldüğümüzde 4'te 1'ini bulmuş oluruz. Bölme işleminde birinci ifade aynen yazılır. 4 bölü 7. İkinci ifade ters çevrilir. Burada 4'ün altında gizli bir var. Ters çevirdiğimizde 4 bölü 1 ters çevirdim. 1 bölü 4 oldu arkadaşlar ve çarpma işlemi yapıyorum. Bakın yine çapraz sadeleşebiliyor. 4'e böldünüz 1. Bunu 4'e böldünüz 1 oldu. Şimdi çarpma yapabilirsiniz. 1 kere 1 1. 7 kere 1 7 şeklinde 1 bölü 7 cevabına ulaşmış oldum arkadaşlar. Dikkat edin bölmede sadeleştirme yapmıyorum. Önce çarpmaya çeviriyorum. Çarpmada sadeleştirmeyi yapmış oldum arkadaşlar. Bu şekilde 1 bölü 7 cevabına ulaşmış oldum. İsterseniz siz çarpabilir 4 bölü 28 bulup
Sonrasında 4 ile sadeleştirerek de cevaba ulaşabilirsiniz diyoruz. Cevabımız 1 bölü 7 olması gerekli. Üçüncü soruyla devam ettim. Burayı temizliyorum arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçelim. Ceren 5 kilogram unu 1 bölü 8 kilogramlık poşetlere tam dolduruyor. Buna göre Ceren'in kaç poşet unu olur diyor. Şimdi 5 kilogram unu bölmemiz isteniyor. 1 bölü 8 kilogramlık paketlere kaç tane poşet olduğunu sormuş. 5'in içerisinde kaç tane 1 bölü 8 var onu bulmamız lazım. Yani bölme işlemi yapıyoruz. Birinci kesir aynen yazılır. Bunun altında gizli bir var. 5 bölü 1 çarpı. İkinciyi ters çevirdiğimizde 8 bölü 1 yaptı. Ve çarpıyorum. 5 kere 8 40. 1 kere 1 1. 40 bölü 1 neye eşit arkadaşlar? 40 cevabına eşit. O zaman 40 tane poşet unu olur şeklinde. Üçüncü sorumuzda da cevabı bulmuş olduk. Paydamız 1 ise arkadaşlar bu ifade direkt 40'a eşittir diyoruz. Üçüncü sorumuzun cevabı olarak. Dördüncü sorumuzda devam edelim. Burayı yine temizliyoruz. Dördüncü sorumuza doğru geçtik. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Dördüncü soruda demiş ki kutucuktaki ifadede verilen noktalı yere hangi kesir yazılmalıdır demiş. 1 bölü 20 kesirinin yarısı hangi kesirdir onu sormuş. Şimdi 1 bölü 20 kesirinin yarısını almamız isteniyor arkadaşlar. Bir ifadenin yarısı 2'ye bölünmüş halidir. O yüzden bu ifadeyi 2'ye bölüyorum. Bunun altında gizli bir var. Birinci ifadeyi aynen yazdım. 1 bölü 20. İkinci ifadeyi ters çevirdiğimizde 1 bölü 2 yaptı. Ve çarpma işlemi yapıyorum. Şurada gizli bir vardı. Çarpıyorum şimdi. 1 kere 1 1. 20 kere 2 40 yapar arkadaşlar. O zaman cevabımız 1 bölü 40 olarak bulunmuş oldu. Yarısı dediğinde 2'ye bölmeniz lazım. Orada da ters çevirip çarptığımız için 1 bölü 40 cevabına ulaşmış olduk. Noktalı yere o zaman 1 bölü 40 cevabı kesri gelmesi gerekiyor dedik arkadaşlar. Soruda 4. sorumuzu da bu şekilde tamamlamış olduk. 5. soruyla devam ediyorum. Aşağıya doğru geçtik. Kutucuklardaki işlemlerin sonuçlarının çarpımını bulunuz. 2 tane sonuç bulacağız bölme işleminde. Sonra bu işlemlerin sonuçlarını çarpmamız isteniyor. Birinci işlemle başlayalım. 4 bölü 1 bölü 4 bölü 13. Bakın birinciyi aynen yazıyorum 4 bölü 1. İkinciyi ters çevirdim. 13 bölü 4 ve çarpma yapıyorum. Bakın çapraz sadeleşiyor. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 1 oldu. Şimdi çarpıyorum. 1 çarpı 13 13. 1 kere 1 1. 13 bölü 1 yani 13'e eşitmiş arkadaşlar bu sorumuzun cevabı. Sadeleşmeyi yaptıktan sonra. Şimdi ikinciyi yapalım. 12 bölü 5'e aynen bölü. Hatta bir daha yazalım. 6 bölü 1. Gizli bir var. Birinci ifadeyi aynen yazdım. 12 bölü 5. İkinciyi ters çeviriyorum. 1 bölü 6 oldu ve çarpma yapacağız. Bakın yine çapraz sadeleşme var. 6'ya böldüm 1. 6'ya böldüm 2 oldu. Şimdi kalanları çarpıyorum. 2 çarpı 1. 2. 5 kere 1. 5. 2 bölü 5 sonucuna ulaşmış oldum bu işlemin sonucunda. Birincinin sonucu 13 gelmişti. Şuraya düzgünce yazalım. 13. İkinciye 2 bölü 5 geldi. İkisini de buldum. Bu ikisini çarp diyor. Çarpalım. 13 çarpı 2 bölü 5. Şimdi 13'ün altında gizli bir var. Çarpıyorum. 13 çarpı 2 26 yapar. 5 kere 1 5 yapar. O zaman cevabımız 26 bölü 5 olarak bulunmuş olur. 5'in sorunun cevabında da diyoruz. Ve sayfa 101'deki çalışmaları bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Sayfa 102'ye doğru 6. sorumuza doğru geçiyoruz arkadaşlar. Burayı temizledim. 6. sorumuza geçtim. 1 bölü 2'nin içinde kaç tane 1 bölü 16 vardır? Yani 1 bölü 2'nin içerisinde kaç tane 1 bölü 16 vardır demek arkadaşlar. 1 bölü 2'yi 1 bölü 16'ya böl. İçerisinde kaç tane olduğunu bak demektir. Bakalım arkadaşlar. Birinci kesri aynen yazdım. İkinci kesri ters çevirip çarpacağız. Şimdi çarparken sadeleşmeler var. Çapraz şekilde. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 8. 8 ile 1'i çarptığımızda 8 yapar. 1 ile 1'i çarptığımızda 1 yapar. İfademiz 8 bölü 1. O da 8'e eşittir. O zaman 1 bölü 2'nin içinde 1 bölü 16. 8 tane
varmış diyoruz. 6. sorumuzun cevabını da ters çevirip çarparak sonuca ulaşmış olduk. 6. sorumuzun cevabı olarak. 7. sorumuzla devam ediyoruz. Burayı temizledim. Kutucuktaki işlemin sonucunu bulunuz. Sonucun 14 doğal sayısından büyük olmasının sebebini açıklayınız. Bakalım, önce sonucu bulmamız istenmiş. 14 bölü 1 bölü 2 bölü 3. Birinciyi aynen yazıyorum. 14 bölü 1. İkinciyi ters çevirdim. 3 bölü 2 ve çarpma işlemi yapıyorum. 2 ile sadeleşti. 1 oldu. 2 ile sadeleşti. 7 oldu. Yine çapraz sadeleştirdim. Çarpıyorum şimdi. 7 kere 3. 21. 1 kere 1. 1. 21 bölü 1 de eşittir 21'e olacak arkadaşlar. Bakın, sonucumuz 14 doğal sayısından büyük oldu. Olmasının sebebini soruyor bize. Cevabım 14'ten daha büyük. Eğer bölme işleminde bir sayıyı basit kesirle çarpıyorsanız arkadaşlar, bir tamdan küçük bir sayıyla çarpıyorsanız sonucunuz kendinizden daha büyük olur. Bakın, burada da 14'ten daha büyük bir sonuca ulaştık diyoruz. Yani burada şunu yazalım o zaman açıklamamıza. Bölen sayı bir tamdan küçük olduğu için sonuç büyük çıktı şeklinde açıklamamızı da yapalım. Büyük çıktı şeklinde açıklamamızı yazmış olduk. Bölen sayı, ikinci sayı bir tamdan küçük oldu. Yani 3 bölü 3 olsa bir tam olurdu. 2 bölü 3, 1 bölü 3 gibi basit kesirse, bir tamdan küçükse sonuç her zaman 14'ten daha büyük, ilk sayıdan daha büyük olur arkadaşlar. Bu bilgiyi de buraya yazmış olduk açıklamamızı istediği için. 7. soruyu bu şekilde çözmüş olduk. Şu yazıyı bir daha okuyalım. Bölen sayı bir tamdan küçük olduğu için sonuç büyük çıktı şeklinde sonucumuzu yazmış olduk. 8. soruya doğru geçiyorum. Buradakini temizledim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. 8. soruda demiş ki 21 bölü 7 bölü 3. Kutucuktaki işlemin sonucunu bulunuz. Sonucun 21 doğal sayısından küçük olmasının sebebini açıklayınız demiş. Bakalım, 21 bölü 1 bölü 7 bölü 3 diyoruz. Birinciyi aynen yazdım. 21 bölü 1. İkinciyi ters çeviriyorum. 3 bölü 7 ve çarpma işlemi yapıyorum. Çapraz sadeleşiyor. 7'ye böldüm 1. 7'ye böldüm 3 yaptı arkadaşlar. Şimdi kalan sayıları çarpıyorum. 3 kere 3 9. 1 kere 1 1. 9 bölü 1 de 9'a eşit. Bakın, sonuç 21'den küçük oldu. Bunun sebebini sormuş. Bu sefer de arkadaşlar bölen sayı bir tamdan büyük olduğu için bakın bileşik kesir, bir tamdan büyük. 3 bölü 3 olsaydı bir tamdı. Bu bir tamı geçmiş. Bir tamdan büyük olduğu için sonuç küçük çıktı şeklinde açıklamamızı yazdık. Yukarıdakinin tam tersi. Bölen sayı bu sefer bir tamdan büyük olduğu için arkadaşlar sonuç küçük çıktı. Eğer bir tamdan küçük olsaydı sonuç büyük çıkacaktı şeklinde. Burada iki kuralımız var. 7 ve 8'de bu kuralları bize hatırlatmak için bu iki örneği vermiş diyoruz. Ve 8'in soruyu da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. 9. sorumuza geçelim. Tahtada yazılı olan işlemde üçgen yerine kaç yazılmalıdır diye sorulmuş. Bakın, üçgen yerine gelmesi gereken ifadeyi sormuş. Yapalım hemen arkadaşlar. Bir bölme işlemi. 3 bölü 11'i aynen yazdım. İkinciyi ters çeviriyorum. 11 bölü 7 oldu. Bunun sonucunu bulmaya çalışacağız. Bölme işlemini, buradaki bölme işlemini yapıyorum şu an. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Bakın, çapraz sadeleşme var. 11'e böldüm 1. 11'e böldüm 1 oldu. Kalan sayıları çarpıyorum. 3 kere 1 3 yapar. 7 kere 1 7 yapar. Sonucum 3 bölü 7 oldu arkadaşlar. Bakın, 3 ile 3 tutuyor. O zaman üçgen yerine gelmesi gereken ifademizde 7 olması gerekiyormuş. Üçgen yerine yazılması gereken sayımız 7 olması gerekiyor dedik bu işlemin sonucuna göre. Gördüğünüz gibi sadeleştirmeler
mutlaka bize gerekli arkadaşlar. Üçgen yerine 7 gelmiş oldu. 9. sorumuzda da diyoruz ve 10. sorumuza doğru geçiyoruz arkadaşlar. 2 tam 1 bölü 8 bölü 3 tam 1 bölü 4 işleminin sonucunu bulunuz demiş. Tam sayılı kesirlerde bölme işlemi arkadaşlar bileşik kesre çevrilerek yapılır. O yüzden önce bu ifadeyi bileşik kesre çeviriyoruz. Nasıl çeviriyoruz? 2 ile 8'i çarptım. 16. 1 ekledim. 17. Bunu payımıza yazdık. Paydamız da 8 bölü. Burada ise 3 ile 4'ü çarpıyorsunuz. 12. 1 eklediniz. 13 bölü. Paydamız da 4 oldu. Bu şekilde önce bileşik kesre çevirmemiz gerekiyor 2 kesrimizde. Sonrasında birinci ifade aynen yazıldı. 17 bölü 8 çarpı. İkinci ifadeyi ters çevirdim. 4 bölü 13 ve çarpma işlemini yapıyoruz. Çapraz sadeleşme şu ikisi arasında var. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 2 oldu. Kalan sayıları çarpalım. 17 çarpı 1, 17. 2 çarpı 13, 26. Cevabımız da 17 bölü 26 olarak bulunmuş oldu diyoruz arkadaşlar. Önce bileşik kesre çevirdik. Sonrasında bölme işleminde birinciyi aynen ikinciyi ters çevirip çarpıp sadeleştirmeleri yapmış olduk onun sorunun cevabı için. Ve son olarak 11. sorumuza bakalım. Burayı da temizledik. 11. sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 9 eş parçaya, 1 ile 2 arası 3 eş parçaya ayrılmıştır. Sayı doğrusunda üçgen ve kare sembollerine karşılık gelen kesirlere göre üçgen bölü kare işleminin sonucunu bulunuz demiş. Önce üçgen ve kareyi bulalım arkadaşlar. 0 ile 1 arasında olduğu için bunun tam kısmı yok arkadaşlar. Kaç parçaya böldü burayı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parçaya bölmüş. Paydamız 9. Kaçıncı sıradaki yeri almış? 1, 2, 3, 4. Şöyle çizelim. 2, 3, 4'ün sıra. O zaman payımız 4. Yani üçgen 4 bölü 9'a eşit arkadaşlar. Kareye geçtiğimizde 1 ile 2 arasında olduğu için bu 1 tamla başlar. 1, 2, 3 parçaya bölünmüş. Paydamız 3. 1, 2. sırada alındığı için payımız 2. Karede arkadaşlar 1 tam, pardon 1 tam 2 bölü 3 olacak. 1 tam 2 bölü 3. Şimdi bu iki ifadeyi bölebilmek için bileşik kesre dönüştürmem lazım. O yüzden karenin bileşik kesri halinde yazalım. 1 kere 3, 3, 2 daha 5 yapar. Payımız 5, paydamız da 3. Yani bu ifadenin bileşik kesri halinde yazmamız gerekir. Şimdi üçgen yerine 4 bölü 9 yazdım. Bölü. Kare yerine 5 bölü 3'ü yazdım. Ve bölme işlemini yapacağız. Birinci kesir aynen yazıldı. 4 bölü 9 çarpı. İkinciyi ters çevirdiğimizde 3 bölü 5 yapar. Ve çarpma işlemini yapıyoruz. Çapraz sadeleşme var. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 3 yaptı. Kalan sayıları çarpıyorum. 4 kere 1 4 etti. 3 kere 5 15 etti. Cevabımız 4 bölü 15 olarak bulunmuş oldu. Bakın dikkatle hem sayı doğrusundaki ifadeleri bulmamız lazım. Hem bileşik kesre çevirmemiz lazım. Hem de bölme işlemini doğru yapmamız lazım. 11'de birden fazla beceri gerekiyordu arkadaşlar. Bu şekilde cevaba ulaşmış olduk ve sayfa 102'yi de tamamlamış olduk diyoruz. Şimdi 104'teki ufak bir çalışmamız var. Ona doğru geçelim. Tahminle alakalı bir kısım. Sayfa 104'e geçtim. İki tane sorumuz var. Bunlara bakıyoruz. Bir çuval gübrenin önce 7 bölü 15'i sonra çeyreği boşaltılıyor. Daha sonra çuvala bir çuval gübrenin 1 bölü 3'ü dolduruluyor. Buna göre son durumda çuvalda bir çuval gübrenin kaçta kaçının olacağını tahmin ediniz diyor. Tahminde arkadaşlar büyük sayıları yaklaşık değeriyle hesap ediyoruz. Tama, yarıma yakınlığını ifade ediyoruz. Bakın burada 7 bölü 15 ifadesi neye yakın? Yarıma yakın yani 1 bölü 2'ye yakın. Neden? Eğer pay ve payda arasında 2 kat oran varsa nasıl yani? 15'in yarısı kaç eder arkadaşlar? 7,5 yapar. Bakın burada da 7 yazmış. Yani tam yarı yarıya bir oran varsa pay ve payda arasında o zaman bu ifade yarıma göre tahmin edilir. Yarıma yuvarlanır. Yani 7 bölü 15 1 bölü 2'ye şeklinde yuvarlanmış olacak. Şimdi yapalım. Bir çuvalın 7 bölü 15'i sonra çeyreği boşaltılmış. Bir çuval miktar belli olmadığı için geriye kalan sorularını da bir tamdan çıkarmamız lazım. Öncelikle çuvalın tamamına bir tam diyorum. Bunun 7 bölü 15'i yani 1 bölü 2'si boşaltılmış. 1 bölü
1'den 1 bölü 2'yi çıkaracağız. Nasıl çıkarıyorduk? Bunun altına gizli 1 var. Payda eşitliyorduk 2'yi de buluşması için. Burası 2 bölü 2 oldu. Burası eksi 1 bölü 2. Paylar çıktığında 2'den 1 çıktı 1. Paydamız da 2. Geriye 1 bölü 2 kaldı. Sonra diyor çeyreği boşaltılıyor. Çeyrek neydi arkadaşlar? Çeyrek 1 bölü 4'e eşitti. Onu da yazalım şuraya. Çeyrek 1 bölü 4 demek. O zaman 1 bölü 2 kalmıştı. Bundan biraz daha çıkaracağız. Neyi çıkaracağız? 1 bölü 4'ü çıkaracağız. Yine payda eşit değil. Burayı 2 ile genişlettim. 2 kere 1 2. 2 kere 2 4. Eksi 1 bölü 4. Çıkardığımızda 2'den 1 çıktı 1. Paydamız 4. 1 bölü 4 oldu. Şu an çuvalda 1 bölü 4 kaldı. Daha sonra çuvala 1 bölü 3'ü doldurulmuş. En son durumu sordu. Şimdi en son durumda 1 bölü 4 vardı. Bunun üstüne 1 bölü 3 eklememiz isteniyor. Ekleyelim. Payda eşit değil. Burayı 3 ile burayı 4 ile genişlettim. 3 kere 1 3. 4 kere 3 12. Artı 4 kere 1 4. 4 kere 3 12 yaptım. Ve topluyoruz arkadaşlar. 3 ile 4 topladığınızda 7. Paydamız da 12. Yani 7 bölü 12'lik miktarda çuvalda gübre kaldığını tahmin etmiş olduk. Bakın uzunca bir soru. Hem yarıma yakınlık yapmanız lazım, hem çeyreği biliyor olmanız lazım, hem de bu ifadeyi bir tamdan çıkararak hareket etmeniz lazım. Toplamda da 3 tane işlem yapmamız gerekiyordu. Birazcık zor bir soruydu. Böyle adım adım ilerlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada 7 bölü 15'in 1 bölü 2'ye yuvarlandığına dikkat edelim diyoruz. Birinci sorumuzu bu şekilde çözdük. Siliyoruz arkadaşlar. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. İkinci sorumuza demiş ki kesirlerle ilgili 3 farklı işlem yazarak işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Tahmin ederken kullandığınız yöntemleri açıklayınız demiş. Yine yuvarlanacak şekilde 3 işlem yazalım. Mesela 8 bölü 9 artı 4 bölü şöyle ya da 4 olmasın bir de farklı olsun. 6 bölü 13 olsun arkadaşlar. Şimdi bu işlemi tahmin et dediğinde yuvarlamanız lazım. 8 bölü 9 pay ve payda yakınsa birbirine 9 bölü 9 veya 8 bölü 9 ise 1 tama yuvarlanır arkadaşlar. Bu bir ifade 1 tam. Artı 6 bölü 13 bakın pay ve payda yarı yarıya. 13'ün yarısı kaç? 6,5. Burada 6 yani yarı yarıya ise bu da yarıma yuvarlanır. Ve bu işlemi yapmanız size tahmini sonucu vermiş olur. Burada gizli bir koyuyoruz. 2 ile genişlettik. 2 kere 1 2, 2 kere 1 2, 2 kere 1 2 artı 1 bölü 2 oldu. Topladığımızda da 2 artı 1 3, paydamız da 2. 3 bölü 2 sonucuna ulaşmış oldum. Bakın bir tane örnek vermiş oldum. Bir tane daha verelim. 1 bölü 15 artı 7 bölü 15. Bakın bu ifadeyi toplarken arkadaşlar yuvarlayarak tahmin edelim. Eğer pay ve payda arasında uçurum varsa, çok fark varsa bu sıfıra yakın denir. Artı 15'in yarısı 7,5. 7 yani bakın bu tam yarı yarıya oran. O zaman bu 1 bölü 2 yani yarıma yuvarlanır. 0 ile 1 bölü 2'yi topladığınızda da 0'ın bir etkisi olmadığı için sonuç 1 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Bu da ikinci işlemimiz olsun. 0'a ve yarıma yuvarladım. Şimdi bir tane daha yapalım. 1 bölü 30 artı 7 bölü 8. Bakın 1 bölü 30 ifadesi pay ve payda arasında çok fark olduğu için 0'a yuvarlanır. Çok uçurum olduğunda. 7 bölü 8 pay ve payda birbirine çok yakın. 8 bölü 8 1 tam. 7 bölü 8 de o zaman 1 tama yakın. Pay ve payda birbirine eşitse 1 tama yakın diyoruz. Bu da 1'e yuvarlandı. Şimdi topladığımızda 0 ile 1'i topladık. 1 yapar. Bakın bu da yuvarlanarak tahmin edilmiş oldu. 3 tane ifademiz var. Ya sayımız 0'a yakın olabilir. Ya yarıma yakın olabilir. 1 bölü 2'ye. Ya da neye yakın olabilir arkadaşlar? 1 tama yakın olabilir diyoruz. Bu şekilde ikinci sorumuzda da 3 tane örnek vererek işlemlerin tahmin sonuçlarını bulmuş olduk. Bu videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.